Selamlar arkadaşlar. Bugün elimizde AirPods Pro 2. nesil var. Hadi gelin bu kulaklığın detaylarına beraber bakalım. AirPods Pro 1. nesile göre nasıl değişiklikler olmuş? Hep beraber bakalım. İlk önce dış tasarımına baktığımız zaman arkadaşlar, ikinci kameraya gösteriyorum. Buraya bir kanca konulmuş. Kanca aynı zamanda bir anten. Siz telefonunuzu, kulaklığınızı kaybettiğiniz zaman bu anten aracılığıyla telefonunuza sinyal veriyor ve kulaklığınızı bulmanızı sağlıyor diyebilirim. Aynı zamanda da ip bağlayarak çantanıza ya da kemerinize istediğiniz herhangi bir yere asmanızı sağlıyor. Güzel bir detay. AirPods Pro 1'e göre hani birazcık dolu dolu gözüküyor açıkçası dış kasa. Bu alt tarafında da bir adet mikrofon bulunuyor. Bu mikrofon da dışarıya ses yayarak sizin kulaklığınızı rahatlıkla bulmanızı sağlıyor ve aynı zamanda şarj aletine taktığınız zaman da sizlere bir ses vererek şarjı aldığını belirten bir uyarıda bulunuyor. Şimdi onun haricinde pek bir değişkenlik yok açıkçası söylemek gerekirse. Arkasında yine standart bir şekilde tuşu bulunuyor. Onun haricinde de biz beklerdik ki artık her kulaklıkta olduğu gibi Type-C girişli bir kulaklık olsun ki bu standartı korusun. Her kulaklık gibi Type-C ile şarj olmasını beklerdik açıkçası. Şimdi Apple'ın kendi şarj kablosuyla şarj olmasına pek de şikayetçi değiliz ama Type-C olsa daha da mutlu olurduk diye düşünüyorum. Onun haricinde dış kasasında pek farklılıklar yok. Yani genel anlamıyla yine AirPods Pro gibi, 1. nesil gibi bir tasarım söz konusu. Yine kapak mekanizması da aynı şekilde açılıyor. Birazcık daha güçlü bir mıknatıs kullanılmış açıkçası. Hani birazcık zorluyor diyebilirim. Onun haricinde de pek bir değişkenliği yok söylediğim gibi. Asıl değişkenlik kulaklıklarda. Kulaklıkları elime aldığım zaman daha yumuşatılmış olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. İkinci kamerama da göstereyim. Bu AirPods 1. neslin şekline baktığım zaman şu iç taraftaki sensörler daha dikeydi. Hani düz bir çizgi vardı. Şimdi birazcık daha meyilli bir şekilde yapmışlar. Göze hitap ediyor açıkçası. Bir de kulağınıza en iyi şekilde oturmasını sağlıyor diyebiliriz. Bu birazcık daha eğri tasarım. Kulak şeklinizi alır tarzdan. Bakın direkt oturdu ve bu arada direkt açtı kendini. Bağlantı konusunda da Bluetooth 5.3'ü kullanıyor. Hani en güncel sürümü kullanıyor. Ya bu çok iyi bir şey. Diğer kulaklığı taktığım zaman da şu anda transparan modu açıldı. Ve dış sesleri, kendi sesimi de en olduğu şekilde duyabiliyorum. Mikrofonları çok iyi. AirPods Pro'ya nazaran mükemmel bir mikrofonda bir çığır açılmış diyebilirim. ANC'si keza 2-3 katı daha performans, Sony VF1000XM4'ten daha iyi bir ANC performansı var, onu da söyleyebilirim. Önceki nesle göre de 2-3 kat daha iyi bir ANC performansı alacağınızı garanti edebilirim. Onun haricinde dediğim gibi şimdi bir şey fark ettim. Aşağı yukarı AirPods Pro 1. nesille aynı hatlara sahip. Dokunmatik panel, biliyorsunuz AirPods Pro'da böyle tık tık diye bir ses yapıyordu. Yarı otomatik diye adlandırmıştım ben onu. O öyle değil arkadaşlar bunda. Şurada gördüğünüz gibi bir dokunmatik yüzey var. Yine AirPods Pro ile aynı
yere konumlanmış. Buraya basınca tık 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 diye bir ses alıyorduk. Şimdi burası full dokunmatik yüzey olmuş. Bu yüzeye göre parmağınızı yukarıya doğru kaydırırsanız sesi açıyor. Aşağı doğru kaydırırsanız sesi kapatıyor. Onun haricinde yine her kulaklıkta olduğu gibi çift basarak şarkı atlıyoruz. Basıyoruz duruyor, basıyoruz başlıyor. Bu AirPods Pro 2. nesilde olması gereken bir özellikti açıkçası. Hani AirPods Pro'nun 1. neslinin de bu yarı otomatik özelliği uzun ömürlüydü. Ama dokunmatik yüzey olması da kullanım kolaylığı açısından bize çok fazla katkı sağlıyor. IPX4 sertifikası var arkadaşlar. Yine AirPods Pro'da olduğu gibi suya ve tere karşı dayanıklılık sağlayan bir model. Orada bir güncelleme yapılmamış. Aynı zamanda da atıyorum siz AirPods Pro kullanıyorsunuz. Bir arkadaşınız AirPods 3. nesil kullanıyor. Ve aynı telefona bağlısınız. Siz ona bir şey dinletmek istediğiniz zaman aynı anda hemen çok kolay bir şekilde oradan diğer Bluetooth cihazını seçerek o arkadaşınıza bir şey dinletebiliyorsunuz. Yani aynı anda iki farklı kulaklıktan da içerik tüketebiliyor, podcast dinleyebiliyor ya da müzik dinleyebiliyorsunuz. Siri ile zaten AirPods'lar destekliyor. Ekstra olarak notlara bakıyorum buradan. Yine bütün Apple cihazlarıyla uyumlu bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi AirPods Pro ile kıyaslamak gerekirse arkadaşlar, burada batarya ömründe ciddi bir geliştirme yapılmış. Kulaklıklar AirPods Pro'da 5'er saat giderken sadece tek kulaklık, tek şarjla, şarj kutusu dahil değil, 5 saat kullanılabiliyorken, tabi bu ANC açıkken 3,5 saatlere falan düşüyordur. Bu arkadaşta 6 saat. Yoğun bir şekilde kullanırsanız da 4,5 saat bir kullanım süresi sağlıyor kulaklıklar tek şarjla. Kulaklıkların genel kutusuyla beraber 30 saate kadar da batarya ömrü söz konusu ANC açıkken. Bu AirPods Pro'da 24 saatte. Bu da hani yine yetiyordu, bir gün boyunca kulaklığınız var. Hani 24 saat boyunca sınırsız bir şekilde kullanılabiliyordu. Ya bu da açıkçası beni 4-5 gün götürürdü. Çok fazla yoğun bir şekilde kulaklık kullanan bir insan değilim. MagSafe destekli bir kulaklık arkadaşlar. Hani bu Apple Watch'ları şarj ettiğimiz cihazla bu arkadaşları da şarj edebiliyoruz. Kablosuz bir şekilde koyuyoruz ve direkt şarj oluyor. MagSafe özelliği de destekliyor. Şimdi AirPods Pro 1. nesilde H1 çip vardı. Bu H1 çip sesinden tutun da ANC modundan transparan moduna her şeyi etkileyen bir çip. AirPods 2. nesilde çipi de güncellediler. Hani M1'li işlemciler, M2'li işlemciler çıktı. Bu da H2 çip diye bize pazarlandı. Burada da kulaklığın, şöyle söyleyeyim, neredeyse bütün özelliklerini 2, 3 hatta 4 katına çıkarmış diyebilirim. ANC modu olsun, transparan moduna hele hiçbir şey demiyorum ki transparan modu duyabileceğiniz en net sesi duyuyor. Ve transparan modunda o gürültülü sesleri, yani işte winch sesidir, işte metro sesidir değil de hani insanların sesini nereden geldiğini tamamıyla algılayıp sizi o şekilde gönderiyor. Atıyorum siz metrodasınız. Metroda örnek veriyorum, bir kavga çıktı. O kavgaya baktığınız zaman direkt hani kavga şuradadır. Hani diğer kulaklıklarda siz farklı bir yerde olduğunu da anlayabiliyordunuz. Bu AirPods Pro 2. nesilde en net şekilde nokta atışı yaparak size sesin nereden geldiğini söyleyebiliyor. Bunu da söyleyeyim dedim. ANC moduna alabilirsem hemen. Arkadaşlar bu arada şu testi de yapalım. AirPods Pro'ya Android telefona bağlamayı deneyeceğim. Arkasına basıyorum. Şöyle yapalım, açalım, öyle deneyelim. Heh, şimdi aldı galiba. Ses geldi bu arada. Bakın size şu sesi de dinletmek istiyorum. Heh, geldi. Duymuşsunuzdur. Hani küçük ufak bir dling sesi yapıyor bağlandığı zaman bu alt tarafındaki mikrofonları sayesinde. Evet, bu şekilde. Şimdi kulaklıkları takıyorum. Telefonuma pairing ettim bu arada.
şu anda bağlı ve şu anda ANC modu açık arkadaşlar ve sadece kendi sesimi duyabiliyorum. Bir şarkı açıp deneyelim. Şu anda hani bir müzik çalmadığı için şu sesleri birazcık da olsa duyuyorum açıkçası kendi sesim kadar. Hemen bir şarkı açalım arkadaşlar. ANC modu arkadaşlar çok iyi. Transparan modu da full sesteyken kullandım. Duyabiliyorum açıkçası. Hani şu ses daha yakın geliyor. Bunun da testini yapmış olduk. Evet, dediğim gibi H2 chip gerçekten mükemmel bir şey katmış AirPods Pro 2. nesile. AirPods Pro 1'de de aynı dönemin şartlarına göre aynı performansı alabiliyorduk. AirPods Pro'da hani bayağı oldu, ne zaman çıktığını tam bilmiyorum. Artık bir yenilik gerekiyordu. Çok da iyi olmuş. İnceleme bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada test edenler kulübüne üye olarak istediğiniz herhangi bir kulaklığı eğer ki stoğunuzda varsa deneyimleme şansınız var. Bir hafta süreli olarak size kulaklıklar gönderiyor ve bu kulaklıkları bir hafta keyfinizce deneyimleyip günlük hayatınızda kullanıp bize geri gönderiyorsunuz. Bunun karşılığında da sizden sadece kulaklık.com topluluğumuz için bir inceleme yazısı talep ediyoruz. Geri dönüşlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Test edenler kulübünde takip etmeyi unutmazsınız. Çok sevinirim. Kanala abone olup da like atarsanız beni mutlu edersiniz. Hoşça kalın. Bay bay.